test 17'ye geldik arkadaşlar. İlk sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuza bakacak olursak gerçel sayılarda tanımlı fx fonksiyonu verilmiştir. f'in grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Arkadaşlar burada değer vererek bulabilirsiniz. Buraya x yerine 1 versem x yerine 1 verdiğinde 0 gelir. O zaman x yerine 1 verdiğimde y değerim 10 gelmeli. 1 verdiğimde 10 gelecek. Bu olabilir. Bu olabilir. Bu olabilir. 1 verdiğimde 0 gelmiş olamaz. 1 verdiğimde x farklı bir değer gelmiş. Bu da olamaz arkadaşlar. Peki 0 verdiğimde kaç gelecek? 0 verdiğimde x'e 0 verirsem y'si kaç gibi bir değer geliyor arkadaşlar? Eksi 1 yapıyor burası. Mutlak değerden 1 diye çıkar. 10 eksi 1'den 9 geldi. Yani x'e 0 verdiğimde y'si 9 gibi bir değer geldi. Burada büyük gelmiş gitti. Bu olabilir. 9 olabilir. Diğerinden daha küçük geldi. Bu aynı gelmiş olmaz. O zaman doğru cevap C seçeneği gelecektir. Yani iki tane değer üç tane değer vererek bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, tabii istiyorsanız bunu parçalı fonksiyon halinde de yazabilirsiniz. Şuraya içeri sıfırlayan değer ver, bir. Yani x1'e eşit ya da birden büyük değerler için şu şekilde çıkartacaksınız. 10 eksi x artı bir şeklinde geldi. Yani 11 eksi x gelecek. x birden küçük değerler için ne gelecek arkadaşlar? Negatif çıkar. 10 eksi x eee x 1'den küçük değerler için negatif çıkar. Önünde de artı vardı. Artı x eksi 1 gelecek. 9 artı x şeklinde gelir diyeceksiniz. Sonra bunların grafiklerini çizeceksiniz. Tabi tercih sizin ama böyle değer vererek daha kolay yoldan yapabilirsiniz. Geldik ikinci soruya arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. fx fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Ben yine değer vereceğim. İçeriği sıfırlayan değer 1. x'e 1 verdiğimde y'si kaçtan geçer arkadaşlar? 0. Olabilir. 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 Burada 1 verdiğimde 0'dan geçmemiş gitti. 1 verdiğimde 0'dan geçmiş olur. 0 verdiğimde de arkadaşlar nereden geçmeli? 0'dan geçmeli. O zaman bu da olabilir, bu da olabilir, ee, bu da olabilir, bu da olabilir. Peki eksi 1 verdiğimde kaçtan geçiyor? x yerine eksi 1 verirsek arkadaşlar. Burası eksi 1 çarpı 2'den eksi 2 gelecektir. O zaman eksi 1 verdiğimde eksi 2'den geçmeli. Eksi bir verdiğimde eksiden geçmiş olabilir. Eksi bir verdiğimde arttan geçmiş olamaz. Eksi bir verdiğimde eksiden geçmiş olabilir. E bir de birden büyük bir değer verelim. 2 verelim mesela. 2 versem burası 2 geldi. 2 verdiğimde de 1. 2 verdiğimde pozitif bir sayıdan geçmeli. Bu olabilir. Ama bu olamaz. Doğru cevap D seçeneği gelecektir arkadaşlar. Dediğim gibi tekrar parçalı fonksiyon halinde yazmak istiyorsanız yazabilirsiniz. Ama ben yazmadan böyle çözmeyi tercih ediyorum. Şimdi gelin bakalım fx eşittir mutlak fx eşitliği sağlandığına göre aşağıdaki grafiklerden hangisi f fonksiyonuna ait olabilir? Şimdi arkadaşlar buraya bakacak olursanız mutlak değerini alırsa x ekseninin altında kalan bölgenin simetriğini almış olması lazım. E, x ekseninin altında kalan bölgenin simetriğini alacak kendisine eşit gelebilmesi için bence hepsi üst tarafta olması lazım. E, hepsinin üst tarafta olduğu bir, bir, bir de 3 var. Burada bunu aldığınız zaman fx mutlak fx'e eşit gelmez. Doğru cevap D seçeneğidir arkadaşlar. Niye? Çünkü hatırlayın. Şöyle bir grafiğimiz var diyelim ki bu y eşittir x. Bunun mutlak değerini alsak ne olacaktı? Şurası olacaktı. Yani o zaman mutlak x sizce yani y eşittir mutlak x, y eşittir x'e eşit olur mu? Normal X eşit olur mu? Olmaz. O yüzden hepsi üst tarafta kalmalı dedik. E 1 ve 3'te tüm grafiğin üst tarafta kalan kısmı. Geldik 4'e. Dördüncü sorumuz cool bir soru arkadaşlar. Bakalım ne anlatıyor bize. G fonksiyonu tanımlı olduğu aralıktaki grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar. Ben sıfır verdim. Yine değer vererek yapıyorum arkadaşlar. X'e sıfır verdim diyelim. X'e sıfır verirsem. Fx değeri burada A gibi bir değer olsun. O zaman A geldi. Burası da A. A bölü A'dan 1 gelecektir. 1 eksi sıfırdan 1 gelir. Sıfır verdiğimde birden geçen. Burası var. Burası var. Burası var. Bu olmamış gitti. Bu olmamış gitti. Şimdi. Bakalım arkadaşlar. Kritik noktam ne burada? Eksi 2. Eksi 2 değerini verdiğimde 0 bölü 0 belirsizliği gelecek. O zaman eksi 2'de tanımlı bir şey olmasını istemiyorum ben. O zaman hiçbirisinde tanımlı gelmemiş zaten. Süper. Şimdi daha küçük bir değer verelim. Eksi 3 verelim. Eksi 3 verdiğimizde B gibi bir değer gelsin. Eksi B. O zaman eksi 3 değerini verdiğimde bunun değeri artı B gibi bir değer gelir. Burası eksi B geldi eksi eksi 3'ten artı 3 geldi. O zaman eksi 1 artı 3'ten kaç gelecektir? 2 gelecektir. O zaman ben eksi 3 verdiğimde 2 gibi bir değer gelmeli arkadaşlar. Eksi 3 verdiğimde 2 gibi bir değer gelebilir mi? Burada gelebilir. E, eksi 3 verdiğimde 2 gibi bir değer gelemez. Daha da aşağı gitmiş. Eksi 3 verdiğimde 2 gibi bir değer gelebilir. Şimdi geldik arkadaşlar. A ile D'nin arasında farklılık olan yere. Ee, mesela bir verdiğimde nereye gidiyor? Bir verdiğimde k gibi bir sayı gelsin. Bir verdiğimde k geldi. Burası da k geldi. 1 dedik. 1 bir eksi 1'den 0 gibi bir değer gelmedi. 1 bir verdiğimde 0'dan geçmiyor ama bir verdiğinde 0'dan geçebilir. Doğru cevap C seçeneğidir dostlar. Geldik 5. sorumuza. Yukarıdaki şekilde grafiği verilen fonksiyonun kuralı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar size bir e, ee, A bir tavsiyesi. X artı A artı X artı B ya da eksi B olduğu zaman. Arkadaşlar böyle bir grafiğiniz varsa dikkat edin. X'ler birinci işte katsayıları sayıları bir. işte birinci dereceden buraları da artı A eksi A gibi. Arkadaşlar bu genelde çanak gibi bir şey çıkıyor. Şöyle bir grafik çıkar. Eğer bu Y eşittir. X artı A eksi X artı B şeklinde bir şeyse. Yani şu aradaki artı eksi önemli tabi. O zaman şöyle bir ben hep öğrencilerime Zorro'nun zosu diyorum. Çizgi film vardı vakti zamanında Zorro diye. Böyle bir grafik çıkar. E o zaman buraya baktığınız zaman bu da Zorro'nun zosuna benziyor. O zaman grafiğimiz arası eksili olmalı. Gördüğünüz üzere her birinde eksi. Şimdi kritik noktalarımız önemli. Kritik noktalarımız nerede değişmiş? Eksi 2 ile 4'te içeriği sıfırlayan değerler eksi 2 ile 4 olmalı. A seçeneği olabilir. Burası B seçeneği gitti. Eksi 2 ile 4 demiştik. Burası gitti. Eksi 2 ile 4 olabilir. Eksi 2 ile 4 olamadı burada. Şimdi ben 5 gibi bir değer versem 6 gelecek. 5 verirsem burası 1 geldi. 5 verirsem burası kaç geldi? 7 geldi. Toplarsam eksi 1, eksi 6 geldi. O zaman A seçeneği de değil. 5 verdik burası 7. 5 verdiğimde burası eksi 1'den 6 gelir. Doğru cevap D seçeneği gelecektir arkadaşlar. Geldik 6. soruya. Şimdi arkadaşlar fx eşittir x eksi a artı k g x eşittir k fonksiyonun grafikleriyle ilgili kesinlikle doğrudur. Gelin bakalım. Şimdi arkadaşlar x eksi a pozitif mi negatif mi bilmiyorum ama şimdi diyelim ki şöyle bir grafik olsun. x eksi a. O zaman ben bunun mutlak değerini aldığımda nasıl bir grafik gelecek arkadaşlar? Şöyle yukarıya doğru gelmiş olacak. Ve k da artı k birim yukarıya demek oluyor. O zaman bu da tahmini böyle bir grafik. Gx eşittir k'da da pozitif bir sayıydı. O zaman sıfırdan k'ya kadar giderse bu da burada kesişecektir diyebiliriz. Ee, bakalım. Ne istiyor? X ekseninin üst tarafında kesişirler. E bu a'nın ya da k'nın değerine bağlı. K eksi bir değer olsa aşağıya inecekti. O yüzden üst tarafında kesişmeleri söz konusu değildir. Kesinlikle değildir. Bir gitti. Peki bakalım bir noktada kesişirler. Ee, evet bu bir noktada kesişir. Dikkat edin. Yani artı k olsa buraya kadar yükselecekti. Bu da k, y eşittir k. Böyle bir grafik. O zaman e, iki doğrudur. Geldik Geldikçe y eksenini aynı ordinatlı noktada keserler. Hayır birisi k'da kesmiş. Birisi farklı bir yerde kesmiş. Bilmiyorum. O zaman 3 gitti. Doğru cevap B seçeneği gelecektir. Geldik 7. sorumuza arkadaşlar. Veli mutlak değerli bir denklemi çözerken cebirsel olarak değil iki farklı fonksiyon grafik çizerek analitik düzenle kesişim kümesini bulmak istiyor. Buna göre x eksi 6 eksi x eşittir 6 eşitliğini sağlayan x değerleri kümesi nedir? Yukarıda verilen denklemin çözümde uygulayacağı grafiğin çizimleri şu şekildedir. Buna göre çizeceği grafik hangi öncülde kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar buraya bakacak olsak bir kere şimdi mutlak x eksi 6 nasıl bir grafik? Öncelikle mutlak x eksi 6'yı çizelim şuraya. Mutlak x'i çizelim. Ona göre devam edelim. Arkadaşlar mutlak x bu. Y eşittir mutlak x bu. Peki. Y eşittir mutlak x eksi 6'yı çizelim. Mutlak x eksi 6. Normal x eksi 6'yı çizebilirsiniz. Y eşittir x eksi 6 nasıl olacak? X'e 0 verdiğinizde y eksi 6'dan geçer. X'e 6'dan geçer. Grafik normalde şöyle gidecekti. Hop. Ama x eksenin altında kalan bölgenin simetri alınacak. Alt. Şimdi buna göre gelin yorum yapalım. Her iki tarafı görebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar mutlak x böyle bir şey. X eksi 6 da böyle bir şey. Ama ben bunu çıkartıp 6'ya eşitlemişim. Şimdi buna göre çizeceği grafik hangi öncülde kesinlikle doğrudur? Şimdi x eksi 6 dediğimiz zaman ne olacak arkadaşlar? Ee, bir de 6'ya eşitleyeceğim bunu. Ee, birinci öncülüme bakarsak arkadaşlar. Bu benim için mutlak x artı. 6 eşittir. Mutlak x eksi 6 olarak yazılsa mutlak x artı 6 böyle bir şey gelir. Mutlak x artı 6 da böyle bir şey gelir. Bunlar birbirlerine eşittir. Yani aynı değerleri üst üste koyduk gibi. Birincisi olabilir. Peki ikincisi olabilir mi? İkincisi ayrı ayrı şunları çizdiğim zaman olur ama 6'yı hiç devreye katmamışız. 2 olmadı. 3'e bakalım arkadaşlar. Burası mutlak x eşittir. Mutlak x eksi 6 eksi 6 desem Mutlak x evet. Bu da mutlak x eksi 6 eksi 6. 6 birim aşağı inmiş. 1 3 olur. Doğru cevap C seçeneğidir.